Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Şimdi gösterebileceğiz mi acaba? Kamera birazcık bozuk ama. Küpün üstünde dolaşan bir vatoz var. Şöyle daha yakından alayım ben size. Ve gördüğünüz gibi küpün içinde de erkeğimiz girmişti. Daha 2 gün önce son durumda. Kökün altından çıkmıyor. 2 gün önce mi, dün müydü ya? Hatta zaman kavramı birazcık karıştı bende. Çıkmıyor, tuttuğu küpte yavru vermiyor diye sinir olduydum. Bugün sabah bir baktım ki küpe girmiş. Şimdi bir günde tabii ki de yavru olmadı arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim sizlere. Şöyle genişten alayım, hem akvaryumu izleyin siz. Hem de konuşayım ben. Hem de bir etkileşim yakalarız belki o tarafta. Şimdi arkadaşlar, küpe girmeyen vatoz bugün küpe girmiş. Bu artı. Dişilerin de erkek vatoz küpe girdiği için, dişilerin de erkek vatozun girdiği küpün etrafında dolaşmaları, bu daha da bir artı. Çünkü dişilerin yumurta tuttuğunu ve hani erkekten dolayı erkek girince o küpe yumurtlamak istedikleri ne o küpte, yani bir çiftleşme olmak istediğinin belirtisi, yani erkeğin tuttuğu küpün etrafında dolaşmaları. Instagram'da da paylaştım. Tahmini olarak 2 haftaya büyük ihtimalle yavrularımızı görmüş oluruz. Bir etkileşim yakalayabilir miyim diye bekliyorum ama bir etkileşim de olmuyor arkadaşlar ya. Tam da onun üstüne geliyor ama ben şu anda görüyorum küpün içinde erkek. Şöyle erkeğimizi bir daha gösterelim. Yeni ışığı takınca küp şöyle şu taraftaydı. Dedim küpün kökün yanına yaklaştırayım da dedim belki bir şeyler olur dedim. Zaten tutmamıştı. O yüzden küpün yerini değiştirmekte sıkıntı görmedim. Bakın arkadaşlar, şimdi şu dişimiz çıkmazsa eğer, onda yumurta var mı acaba? Bir bakalım. Hatta şöyle yan çevireyim de. Çok net gözükmese de kameradan dolayı. Bu dişimiz karnının, bakın arkadaşlar, şu kısım, şu iki alt yüzgeç arasında hafiften bir kızarıklık oluşuyor. Veyahut da şuradan şu balığı gösterirsem eğer, acaba belli oluyor mu, olmuyor. Şöyle yukarıdan göstersem, karnı hafiften yanlara doğru şişkin bak dişimizin. Bunun da aynı şekilde şöyle. Bakın görüyor musunuz? Yüzgeci orası böyle şişkin bir şekilde duruyor. Ve karnı hafiften böyle kırmızı da değil, böyle renk değişimi var. Kırmızıya dönük bir renk değişimi gibi bir şey var. Bu dişinizin yumurta tuttuğunun göstergesidir. Melekler ben oradayım diye hemen oraya üşüştüler. Abi ben bu melekleri doyuramıyorum ya. Bu şekilde tahmin olarak bir... Mikrofon düştü gene yine. Hemen bunu size göstermek istedim arkadaşlar. Görmüş günde hani böyle vatoz üretimini anlatmıştım. Ama bu gibi olaylar karşılaşınca ve üreme başlayınca da yine bunu görsel olarak, uygulamalı olarak her şeyi anlatacağım size, vatoz üretimini yine. Oluşunca da böyle bir durum. Hemen böyle bir videoyu çekip birazcık bilgi vermek istedim. Olayı göstermek istedim. Bakın gördüğünüz gibi normalde o sağda camın üstünde veyahut da yine sağ tarafta küpün üstünde o şekilde bu vatozlar, dişi vatozlar hiçbir şekilde gezmiyorlardı. Ama erkek girince küpün etrafında dolaşmaya başladılar. Normalde bir dişi daha vardı gezinen aslında da onu göremedim. Neyse, herhangi bir durum olduğunda size tekrardan video çekeceğim zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler.